Merhabalar, Foranır Öğretici serisinin diyeyim <laughs> yeni bölümündeyiz. Ee, öğretici serisinde aslında video çekmiyordum ama sanırım bunun videosunu çekmem lazım diye düşündüm, bilmiyorum. Ee, hani tabii ki de farklı kanallarda da bu tarz videolar var elbette ama e, ben kendi kanalımda da olsun istiyorum, e, o yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Nasıl bir video başlıkta görmüşsünüzdür zaten. Ee, karakterlere hero'lar alabileceğiniz Yeni başlayanlar için bu arada bu videoyu çekiyorum zaten oynayanlar hangi e, Perki falan alacağını biliyordur Yeni başlayanlar oyuna henüz alışamamış hani mantığını tam çözememiş Ya da hangi perki azam Daha iyi gider diye düşünenler varsa e, Onlar için bir video çekeceğim Ama söyleyeyim bunlar tamamen benim kendi fikrim yani Ben olsaydım bunları alırdım diyeceğim size Ama siz hani farklı tercih farklı fikri olan da olabilir tabii ki de ama ben kendi hani şeyimi yapacağım burada Fikrimi söyleyeceğim size Ben o zaman bunları alırdım diyerekten ee, Bu arada Eğer Hani hangi nasıl şu 3 perki şöyle göstereyim Word'una mesela ee, Hani şu 166 seviye yazıyor ya orada onun yanında 3 tane işaret var o 3 perki nasıl yaparım Falan diye düşünüyorsanız e, Sağ üstte şu an bir Şey çıkmış olması lazım hatırlatıcı size Hani o merak ediyorsanız ve perkler hakkında hiçbir bir fikriniz yoksa o videoyu izlemenizi ilk önce tavsiye ederim çünkü orada e, burada göreceğiniz tüm perklerin mesela şey açıklamasını falan okuyorum yani tüm e, perklerin burada Türkçe çevirilerini yaptım o videoda hani merak ederseniz oraya bakabilirsiniz diyorum ve videoya başlıyorum o zaman. Warden'da zaten benim tercih ettiğim perkleri burada görüyorsunuz Ama kısaca bir Warden'ın perklerinden bahsedecek olursak tekrar şuraya bir geleyim Yani benim Warden'da perk tercihim Şey oluyor yani genelde Headhunter'ı tercih ettim ben Fresh Focus'u da tercih edebilirsiniz Ama benim tercihim burada yine söylüyorum benim tercihim Aegis, Endurance ve Headhunter oluyor Yani bunlar Bunlarla ben daha rahat ediyorum. Ama dediğim gibi siz farklı perkler tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu perklerin açıklamalarını tek tek yapmayacağım. Hani o videoya bakabilirsiniz. Ya da yapsam mı acaba diye şu an düşünüyorum da ee, ya yapmama gerek yok çünkü o videoda anlatmıştım. Hani tek tek Türkçe çevirilerini yapmıştım. Ee, ya bu videoyu izlemeden önce gidin onu izleyin. <laughs> yani daha daha açıklayıcı olur bu videoyu izlemek sizin için. Ee, o yüzden hani benim tercihim Warden'da Aegis, Endurance ve Headhunter oluyor. Bunlarla ben daha rahat ediyorum. Ama tekrar ve tekrar dediğim gibi siz farklı şeylerde tercih edebilirsiniz. Ee, Warden'da perk dizilimim böyleydi. Hepsinde 3 perk yok bu arada bazı karakterlerde var sadece. Ee, şimdi Peacekeeper'a gelecek olursak ee, Peacekeeper'da Aslına bakarsanız bu perkler doğru değil orada hani benim seçtiğim perklere bakmayın siz Bazı karakterlerde 3 perk 3 perk olmayanlara bakmayın ee, Burada Peacekeeper'da Büyük ihtimalle e, Ben şey alırdım ee, Dwar'er alırdım Yani alacak olsaydım 3 perk yapacak olsaydım Dwar'er Endurance Ve Headhunter yani bunun perklerini bu şekilde yapardım Çünkü daha rahat ediyorsunuz ya Endurance olan şeyi alın direkt <laughs> Endurance önemli bir perk ee, bir, oyunda birkaç tane önemli perk var bu perkleri gördüğünüz an yani onları tercih etmenizi öneririm çünkü ya ben öyle yapıyorum benim hoşuma gidiyor daha rahat ediyorum onlarla ee, ama yani Survival Instinct falan da alabilirsiniz yani bu tamamen size kalmış. Benim tercihim Peacekeeper'da tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar benim kendi tercihlerim. Ee, kendi tercihim The Warrior Endurance ve Headhunter olurdu Peacekeeper'da. Ee, zaten hani Assassin ve bazı karakter perkler aynı yani. Hani Assassin'lerde falan çok perk değişikliği olmuyor. Birkaç tane perk değişikliği oluyor bazen. Bakacağız onlara zaten göstereceğim. Centurion'da zaten perkim yok gördüğünüz gibi. O yüzden şuna bir bakalım. Ee, yani Centurion'da aslına bakarsanız Yani aynı diyebilirim ya Ama şey olabilir bak ee, Headhunter yerine Mesela ee, Survival de tercih edebiliriz Bilmiyorum ya Headhunter'ı büyük ihtimalle alırız da yani Peacekeeper'la aynı aslına bakarsanız ya ee, Yine Dwarven Endurance ve Headhunter tercih edilebilir Yani Crush'den falan da alınabilir aslında ama Eee Bilmiyorum ya. Ya yani bir tane adam öldüreceğin de ondan sonraki hasarın e, %30 daha fazla vuracak. Yani adamı öldürdüm de %30 hasar vurması kaldı. <laughs> yani ben burada mantıklı tercihler yapıyorum. Bize oyun içinde daha çok işimize yarayacak. E, execution'dan sonra 10 can fazla almak iyi bir şey yani. Hani sizi belki de o 10 can hayatta bırakabilir ve e, devam etmenizi sağlayabilir. Ama işte Survival Instinct'te güzel mesela. Çünkü kritik cana geldiğiniz zaman daha az stamina harcıyorsunuz yani. Yani burada şey tercih edebilirsiniz. Şey işte Devour Endurance ve Survival Instinct ya da dediğim gibi Headhunter tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış kalmış ee, diyorum. Yani Devour Endurance Headhunter benim tercihim olurdu Centurion'da da. Black Pryor'a gelecek olursak Black Pryor heavy bir karakter. Bu arada hibrit bir karakterdi Centurion. Ama yani Assassin Peacekeeper'la aynı perkleri tercih ettim mesela. Yani bir şeyler çok takılmayın. Assassin, hybrid, heavy onlara çok takılmayın. Perklere takılın. Ee, şimdi gelelim Black Pryor'a. Black Pryor'da. Kesinlikle yani alacağınız perkleri ben size söyleyeyim burada. Benim kendi tercihim olurdu bunlar tabii ki de. Ee, Bastion perkini alırdım. Vengeful Barrier bakın. Şu hani bahsettiğim perkler var ya gördüğünüz an alın dediğim. Bu perklerden birincisi Endurance'dı. İkincisi Bastion. Bastion'ı gördüğünüz anda alın yani. Bastion çok önemli bir perk. Oyunun en iyi perklerinden birisi bana sorarsanız. Ee, aynı şekilde Vengeful Barrier'de. Üçüncü. Gördüğünüz an almanızı önereceğim perklerden birisi. Eee kısaca açıklayayım. Mesela Bastion'da zonlarda %10 daha az hasar alıyorsunuz. Yani A bölgesinde, B bölgesinde, C bölgesinde remi terken işte 4, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bölgeleri alarken işte Bridge'de mesela orada 100, o bölgelerin içerisinde %10 daha az hasar alıyorsunuz. O yüzden Bastion perki çok önemli bir perk. Vengeful bariyeri aslında çok da önemli bir perk gibi görünmüyor başta. E, çünkü 25 canlık e, ee, Revenge'den sonra mesela 25 canlık bir kalkan veriyor size. Hani bu sizi çok hayatta tutmayabilir ama şöyle güzel bir yanı var Vengeful Barrier'in. Eğer mesela Revenge'e girdiniz çıktınız şey aldınız kalkan aldınız. Sonra aynı savaş içerisinde bir kere daha Revenge açarsanız o Revenge'den çıktıktan sonra tüm canınızı kaplayacak bir kalkan alıyorsunuz. Ee, yani Vengeful Barrier'in böyle güzel bir özelliği var. Ama işte hani hayatta kalabilirsiniz ama Black Prior'da bunu yapmak çok zor değil mesela yani ilk güzel savunma yaparsanız iyi oynarsanız iki kere üst üste revenge açabilirsiniz yani uzun süre hayatta kalabilirsiniz onu demek istiyorum ee, Bastion ve Vengeful Barrier aldıktan sonra e, benim tercihim Last Stand olurdu Last Stand e, acayip bir perk Bastion ve Last Stand üzerinizde olduğu zaman ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz e, çünkü mesela zondasınız. %10 zaten az hasar alıyorsunuz. Üzerine bir de last stand olduğu zaman canınız böyle kritik seviyeye indiği zaman e, %40 daha az hasar alıyorsunuz. E, yani öyle bir şey alıyor ki ölmüyorsunuz yani. Güzel oynarsanız özellikle yani kendinizi iyi savursa, savunursanız e, ölmeyebilirsiniz. Çok önemli bir perk last stand. O yüzden bull cup veya rising down'la çok uğraşmam ben. Ki yani diyorum ben uğraşmam. Bastion'un Vengeful Barrier ve Last Stand Black Briar'daki tercihim olurdu benim. Onu söyleyeyim. Bunlarda perk yok tabii ki de dizerim ben onları daha sonra. Ona çok takılmayın. Şimdi Griffon'a gelelim. Griffon beni ayak kırıklığına uğratıyor perkinden dolayı. Çünkü support perki var e, Griffon'da. Yani Griffon açıkçası perk olayını böyle çok takılmaya gerek yok. Support perklerini gördüğünüz şeyde. ama hani Dominion'da falan böyle daha hızlı bölge alabiliyorsunuz. Ee, yani Griffon'daki perk tercihim bu olurdu. Onun dışında şimdi gelelim Conqueror'a. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Yani gördüğünüz gibi şeyin aynısı zaten. Ee, Black Pryor'ın. Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand alıp kafanızı rahat bir şekilde <laughs> oynayabilirsiniz. Ee, şey. Conqueror. Ben olsam bu perkleri tercih ederdim. Conqueror'da ve tahmin edin, Lowbringer'da ne var? Lowbringer'da ne vardı? Lowbringer'da da aynı şeyler olması lazım. Aynen Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand. Lowbringer'deki tercihimde yine onlar olurdu. Ee, özellikle bakın, hani Black Pryor ve Conqueror bilmem de. Bu perkler Lowbringer'a acayip gidiyor. Yani ölmüyor karakter abi. Ölmüyor gerçekten. Lowbringer oynuyorsanız ve kafanızda oynamak istiyorsanız ve perk dizmek istiyorsanız Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand'ı mutlaka almanızı öneririm. Ama farklı şeyler de tercih edebilirsiniz. Bu dediğim gibi size kalmış. Size kalmış efendim. E, Gladiator Assassin bir karakter. Zaten bundaki perkler neydi ya? Hiç bilmiyorum e, Devourer, Endurance, Headhunter. Yani bundaki tercihlerimde de. Yani Assassin tercihlerim genelde Devourer, Endurance, Headhunter oluyor benim. E, ama Gladiator da belki de Survival Instinct tercih edebilirsiniz. E, hani enerji, daha az enerji harcarsanız falan. Hani enerjiniz azken zon attığınız zaman işte enerjin bitti şeyine girmenize gerek kalmaz bilmiyorum. Tercih eder miydim onu da bilmiyorum. Ya beğendim tercihim burada yine devour rendurance ve headhunter olurdu. Gladiator'da de Çoğunlukla aynı zaten. Gördüğünüz gibi perk'ler çok fazla üzerinde durmaya gerek yok yani. Ekstra bir tercih yapacağımı da sanmıyorum. Ben Noru basit oynamayı seviyorum. Çok fazla şeye girmeye gerek yok yani. Ne bak mesela e, ee, Warmonger'da biraz farklı bir tercih yapabilirdim. Ee, Headhunter yerine Fresh Focus'u tercih edebilirim. E, ee, Black Pride şey Warmonger'da. Warmonger değil mi? Warmonger'dayız aynen. Ee, yani Aegis'i tercih ederdim. Aldığım kalkanlar %20 daha fazla oluyor. Ee, aslına bakarsanız Dwarer'ı da tercih ederim. Ya ben büyük ihtimalle Dwarer, e, Endurance ve Fresh Focus tercih ederdim. Warmonger'da. Ee, bilmiyorum. Daha rahat edermişim gibime geliyor bu şekilde Varmonger'da Hedantır. Hedantır ya yani Hedantır ve Fresh Focus arasında kalıyorsunuz. Zaten bu arada şunu söyleyeyim hani iki tane zırh dizebiliyorsunuz ya. Birisine diyelim ki şey aldınız diyelim. İşte Devour Rendurance Fresh Focus aldınız. Diğerine de Devour Rendurance headhunter tercihi falan da yapabilirsiniz yani. Ee, ama benim tercihim kendi tercihim. Dwarf Renderness ve Fresh Focus olurdu. Ee, Warmonger'da. Şimdi gelelim Raider'a. Raider'da neler var? Raider'da da işte aynı yani Dwarf Renderness ve Headhunter şeklinde giderdim büyük ihtimalle. Eee Aegis'te alınabilir. Bilmiyorum. Aslında survival instinct de tercih edilebilir. Çünkü hani sürekli ağır saldırı atarak canınız böyle kritik seviye. Ha bak Raider'da survival instinct iyi gider ha. Ee, hani Raider'ın ağır saldırı hyper armor'ını iyi kullanırsak aslında hani daha az enerji harcayıp canımız kritik seviyedeyken farklı oyunlar ortaya koyabiliriz. Yani enerjimizin bitmesini şey yapmadan düşünmeden. Ee, Aegis Endurance ya da Aegis, Aegis Survival Instinct ve Headhunter tercihi yapılabilir yani. Aslında aslında <laughs> aslında e, Survival Instinct Fresh Focus'ta fena olmazmış Raider ha. Çünkü hani daha az enerji harcarsınız şey enerjiniz yenilenir Fresh Focus'la perilerde, bloklarda, guard breaklerde falan, counter guard breaklerde yani rakibin yakalamasını kendiniz karşıladığınız zaman %20 stamina geri kazanıp hani canınız kritik seviyedeyken böyle değişik oyunlar yapılabilir ya Raider'la. Benim tercihim ee, Endurance'ı ben alırım. Aegis Endurance ve Fresh Focus tercih yapılabilir ya da ee, Aegis Survival Instinct Fresh Focus tercih yapılabilir. Size kalmış. Endurance Survival Instinct Fresh Focus alınabilir mi acaba? Baya nadir zırhlar falan çıkarmanız lazım olabilir onun için ya bilmiyorum denemek lazım aslında. <laughs> Yapılabiliyorsa Endurance, Survival Instinct, Fresh Focus tercihi yapardım ben. Enerjim bitmeden sürekli ağır saldırı falan yapardım Hyper Armor'la. Kavam rahat olurdu Raider'la. Neyse fazla üzerinde durmaya gerek yok bunun. Ben kendi tercihimi söyledim size. Yani Endurance'ı kesin alırım da. Ya ben alırdım da işte Fresh Focus, Headhunter arasında geçiş yapabilirsiniz. Yani burada Devourer, Endurance ve Headhunter Perserker tercihimdir. Rahat edersiniz öyle bence. Bilmiyorum. Size kalmış tabii ki de. Ee, şimdi gelelim Highlander'a. Highlander'da bir Bastion tabii ki de. Vengeful Barrier, Last Stand gidebilirsiniz. Ee, bu benim kendi tercihim olurdu. Ama hani böyle birazcık daha agresif oynamak isterseniz diye e, hani şey de alabilirsiniz yani Fresh Focus da alabilirsiniz. Bastion, Vengeful Barrier, Fresh Focus da gidebilirsiniz Last Stand almak yerine. O size kalmış yine. Ben kendi tercihim e, Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand olurdu yani Highlander'da. Aslında hani birisine Last Stand diğeri diğer zırhına da Fresh Focus verip farklı oyunlarda deneyebiliriz. Size kalmış. Bullcap alır mıydım? Bullcap alır mıydım bilmiyorum ya. Alınabilir belki de. Ben almam. Ee, almazdım yani. Ben almazdım. Bilmiyorum. Highlander mainler kendileri orada söyleyebilirler. Karakteri mainleyenler de bu arada kendi fikirlerini söyleyebilir. Ben bunu alırdım. Şöyle yapardım. Şu perk'i tercih etsek daha iyi olabilir şeklinde. Fikirler her zaman önemli. Şimdi burada ne var? Yani... <laughs> Bastion, eventual barrier Stand <laughs> burada ideal perk tercihidir yani. Yormungandr'da. E, şöyle Yormungandr'da Yormungandr'da kesinlikle eventual barrier alın eğer o olay hala devam ediyorsa. E, hani şöyle söyleyeyim. Mesela e, şu şu şey yetenekle girdiniz ya rakibi bir yere düşürüp üzerine atladığınızda kalkan alıyorsunuz ya <laughs> hala çalışıyor mu bilmiyorum. Değiştirdiler mi bilmiyorum ama e, iki kere üst üste yaparsanız bunu full canlı bir kalkan alıyordunuz galiba. Bak yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yormungandr e, mainler söyleyebilir bunu alıyor muydu almıyor muydu. Hala alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Ama sanırım yanlış hatırlamıyorsam öyle bir olayı vardı. Vengeful bariyer alıp iki kere üst üste rakibin üzerine çöktüğünüz zaman e, full canlı bir kalkan alıyorsunuz. İlk vurduğunuzda işte kaç canlı kalkan veriyordu acaba ya bunu yaptığınızda biraz kalkan veriyor size de 25 canlı falan 30 canlı bir kalkan veriyor size yanlış hatırlamıyorsam İşte onu iki kere yaparsanız o 25 canlı kalkan full can oluyordu hala oluyor mu bilmiyorum ee, umarım oluyordur düzelmişlerdir yani <laughs> bayağı güçlü oluyor çünkü ee, bastion vengeful ve stand, last stand almak burada Yorma iyi gider yani. Ama yine dediğim gibi Fresh Focus Bull Cup'ta tercih edebilirsiniz. O size kalmış. Ben kendi tercihim Vengeful Barrier, Bastion, Last Stand olurdu. Yorm'un Gunder'da. Ee, Warlord. Warlord'da neler varmış? Bakalım. Aynı yani. Bu da heavy perkleri genelde. Bastion, Vengeful Barrier, Last Stand. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bull Cup tercih edilebilir. Eee şeyde Neden tercih edilebilir Warlord'da? Çünkü e, onun bir tane perki var tafez ne diye bunu yaptığınız zaman e, maksimum her canınız üçüncü perkinizi açtı üçüncü yeteneğinizi açtığınızda maksimum canınız artıyor yani onunla birleşiyor mu bilmiyorum Ella birleşiyordur yani onunla birleşince Bul kap yeteneğiniz e, Baya fazla canınız olur yani çok fazla canınız olabilir ee, o bölüm sonu canavar gibi dolaşabilirsiniz yani ortada ee, alabilirsiniz yani size kalmış benim kendi tercihim bastion vengeful barrier last stand olur kafam rahat olurdu yani ama işte farklı bir zırha da işte bastion vengeful barrier ve bull cup girerim yani warlorddaki tercihim bu olurdu gelelim valkyrie Valkyrie'de ne perki vardı ya Support perki var değil mi Valkyrie'de? Yani Remedy Kedi perki ve e, Clever Tactics alın geçin bunda ya. Çok fazla düşünmeye gerek yok support perkleri olanlarda bence. Gelelim Şaman'a. Şaman. Şaman. <laughs> Şaman'da. Şaman'da ne alıyoruz? E, Şaman'da e, Dvor alınabilir. Aslında Remedy alınabilir. Ben Remedy alırdım adam öldürdüğünüz zaman direkt ekstra 10 can alıyorsunuz ben Remedy Endurance ve Headhunter tercih ederim ya yani şamanda en mantıklı tercih bu olurdu herhalde emin değilim ama yani bu olabilir bilmiyorum yok ya bu olurdu yani Remedy Endurance ve Headhunter alırdım ben onun dışında onun dışında Aslında şöyle bir olay da var süpersonik de tercih edilebilir revenge aldığınız zaman ee, hani koşma hızı koştuğunuz zaman durdurulamıyorsunuz falan. Tuhaf bir şey olabilirsiniz yani supersonik de tercih edilebilir ama ben Rimeden durun sedan alıp kafam rahat bir şekilde oynardım bu oyunu. <laughs> yani dedim gibi bunlar benim kendi tercihim. Siz farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Gelelim Varangian'a. Bunun perkleri support perk'i ya. Çok saçma gerçekten. Ya saçma değil çünkü karakterin yetenekleri support tarzı. İşte can yeniliyor. Bırak iş takım arkadaşınıza atak boostu falan veriyorsunuz yeteneklerinizle de. Bilmiyorum. Yani şunda şöyle bir Bastion. Ee, o zaman da durdurmaz oldu karakter ya. Bastion, Vengeful Barrier. <laughs> falan. Last Stand olsaydı sıkıntı çıkarabilirdim. Yani Remedy, Kedi Perki ve clever taktik alıp kavanızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ya. Bir saniye bunda şey var mı acaba? Perk olarak. Speed revive var da. Yok ya. Yok boş verin. Boş ver boş <laughs> ya speed revive ile şeyi birleştirsek mi acaba dedim de. Ee, rapid refresh'i. Pardon rising down'u. Yani takım arkadaşınızı canlandır, canlandırdığınız zaman %75 canlı doğuyor. Normalde daha az canlı doğuyor da. işte hızlıca canlandırıp Rising down ile daha fazla canlı rakip takım arkadaşınızı canlandırabilirsiniz de. Bilmiyorum size kalmış. ben tercih etmezdim ya. Ee, gelelim Samuraylara. Kensei. Ee, Kensei ha. Benim buradaki tercihim gördüğünüz gibi Dwarf endurance headhunter yani. Ama fresh focus'ta tercih edebilirsiniz. Benim diğer Kensey'de de galiba fresh focus yokmuş tamam. Ona bir fresh focus alırım ben. Ee, ona saçma bir perk dizmişim. Çok takmayın kafanıza. Asıl şey Kensey'im bu zaten de. Yani e, benim tercihim devour endurance headhunter ama dediğim gibi şeyde diğer diğer Kensey'e şunu yapacağım ben. E, Devourer Endurance ve Fresh Focus yapabilirim. Ya da Devourer Survival Instinct ve Fresh Focus yapabilirim. O bana kalmış bir şey. Siz kendiniz tercihinizi yapabilirsiniz kendisiye. Gelelim Orochi Morochi'ye. Orochi Orochi neredesin? Ee, Orochi perki belli zaten. Yani aslında Gale Storm da alınabilir. Yani daha hızlı hareket etmek için de Gördüğünüz gibi benim tercihim burada. divor Render'ın sedantır. Ya ben bu şey üçlemeyi seviyorum. Rahat oluyor benim için. Ama e, diğer Orochime e, Survival Instinct şeklinde gidebilirim. Gale Storm alıp farklı bir şeyler deneyebilirim yani. Orochi'deki tercihim bu. Şimdi gelelim. Şimdi o da aynıdır büyük ihtimalle de. E, bu arada Shinobi'deki şunu göstermem lazım size kediyi görüyorsunuz mu? <laughs> ee, yani Remedy Endurance Headhunter olabilir ama şey de alabilirsiniz, Supersonic de alabilirsiniz. Size kalmış Remedy Endurance veya Headhunter tercihi yapardım ben Shinobi'de. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok aynı zaten yani. Hitokiri'yi anlatmama gerek var mı? Hitokiri'de alacağınız perkler çok belli aslında. Yani Bastion, Vengeful, Barrier ve Last Stand alıp kafanız rahat bir şekilde ölmeden rakiplere ağır saldırı sürekli atabilirsiniz yani. İkinci bir e, yani ikinci zırha da Fresh Focus Bull Cup şeklinde farklı bir şekilde girebilirsiniz de Fresh Focus Bull Cup yapmak zor oluyor. Oluyor mu bilmiyorum bile. Çok görmedim yani. Ee, şey yapabilirsiniz. Bastion, Vengeful Barrier, Bull Cup ya da Bastion, Last Stand, Bull Cup da gidilebilir. Ama benim tercihim Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand olurdu. Sohe. Ee, Sohe'de ne perk var hiç bakmadım ha. Sohe'de ilginç şey perkleri yok. Bastion falan yokmuş heavy olmasına rağmen tuhaf. Ee, o zaman ne yapılabilir? Yani Dwar alınabilir. Endurance zaten alırım. Ama Headhunter yerine Fresh Focus tercih yapılabilir ya. Çünkü çünkü ee, karakter zaten çok vurmadığı için ve hani hayatta kalmanız lazım ya uzun bir süre boyunca. O yüzden Fresh Focus işimize yarayabilir ya. Headhunter yerine ben burada ee, Fresh Focus tercihi yapardım. The Warrior Endurance Fresh Focus şeklinde giderdim. Büyük ihtimalle. Onun dışında... <laughs> Anlatmasam olmaz mı bunu ya? <laughs> Neyse. Bu nasıl perk lan? Karakterin perki bile saçma ya. Heavy perkli support perkini bir araya getirmiş. Ulan karaktere bak ya. Karakterin kendisi saçma zaten de. Bastion Vengeful Barrier Last Stand alıp kafanız rahat bir şekilde oynamazsınız bu karakteri. Hiç oynamayın bence de neyse. <laughs> yani onları alırdım. Ee, Nobushi. Nobushi'de support perkleri var. Ne yapıyorum lan ben? Ya şuna basacaksın. Yani rimedi kedi perki ve Clever Tactics alabilirsiniz. Ya da Remedy Kedi Perki ve Rapid Refresh alabilirsiniz. Size kalmış. Yani Super Sonic, Rising Down. Burada istediğinizi tercih edin ya. Benim tercihim Remedy Kedi Perki Clever Tactics olurdu yani. Supportlarda genelde bunları almak mantıklı oluyor. Aramuş'a perklerim zaten belli benim. hani çok üzerinde durmaya gerek yok onun. Aslına bakarsanız ben Aramuş'a da şey yapmadım, lasten almadım. Alınabilir ama ben almadım. Çünkü Aramuş'a da zaten 3 tane yani zırhım var. Üçünü de üç tane perkle gez, gezebilirim yani istediğim zaman. Ona farklı şeyler yapmayı planlayabiliriz yani. Ama asıl Aramuş'a şeyinde mesela Aegis, Vengeful Barrier ve Fresh Focus almışım ben. Ee, Bastion almamışım. Neden almamışım? Çünkü aslına bakarsanız ben bu şeyi sadece düellolarda kullanıyorum. O yüzden bunu göstermeme gerek yok. Bunu göstersem daha mantıklı olur. Ee, yani bunu göstermek çok daha mantıklı. Ee, Aegis, Aegis ya da Bastion ve Vengeful Barrier almışım mesela. Bunda da Last Stand almamışım. Ee, Mesela Vengeful Barrier'den kalkan geldiği zaman Aegis ile birleştiği için %20 daha fazla bir kalkan oluyor ilk kalkan. Hani hayatta kalıyorsunuz böyle canınız kritik seviyedeyken falan. O yüzden güzel oluyor yani. Ama 3. Aramuşaya zırhına da şey alacağım yani Bastion, Vengeful Barrier ve Last Stand alacağım. Onu daha yapmadım yapacağım ama. <laughs> karakterin şeysi olduğu için. Yani buradaki perklere çok takılmayın. Ben bunu sadece şeyde oynadığım için, düellolarda bu zırhlı oynadığım için. Arada Dominion'da falan da oynuyorum da. Asıl hani bu Domi 4'e 4'lerde oynadığım zırh bu oluyor. Zırh seti yani. O yüzden e, benim kendi tercihim bunlar olmuştu Aramuşa'da. Ama dediğim gibi e, şey alabilirsiniz yani. İşte Bastion, Vengeful Barrier Last de gideceğim yani. Üçüncü zırha. Bunda daha perk yok da. Açacağım onu da yani. Ee, şimdi nerede kaldık? Gelelim Kyoshin'e. Kyoshin'deki perk dizilimi yani Devour Endurance Headhunter. Gidebilirsiniz ee, Kyoshin'e. E, ben öyle giderdim. Devour Endurance Headhunter şeklinde gidilebilir. Tiandi. Tiandi'de ne perkleri var? Bakalım hemen. Ben bunları açmışım ya. Neyse. Support perk'i var Tyand'de Çok saçma ama ya. <laughs> yani karakterin yeteneklerinden dolayıdır o büyük ihtimalle de. Yani kendi canını falan yenileyebiliyor vurdukça. Canı böyle kritik seviyeye geldiğinde kalkan alıyor. Öyle yetenekleri var Tyand'nin. O yüzden böyle perk'ler koymuşlar da bilmiyorum. Yani remedy, kedi perk'i, clever tactics alın geçin bence. Ben öyle giderdim yani. Nuşada ne var? Bundan da zırh yapma. Heh. Şuraya dizmiştim değil mi? Ana zırhı yapmadığım için öyle görünüyor da. Ana zırhını yapmak için şey açmaya çalışıyorum. Turkuaz öleri açmaya çalışıyorum. Dvoru ee, Render'ın Headhunter. Klasik gidiş şeklim olurdu bunda da. Ee, Zanhu'da ne yapmışız? Zanhu'da ne yapmışız? Bakalım hemen. Zanhu'da Headhunter almam ama. Ee, onun yerine Fresh Focus tercihi yaptım ben. Devourer'ı da tercih edeceğim. Üçleyeceğim perkini zaten. Ee, Endurance Fresh Focus alırdım. Ee, neden Fresh Focus alırdım? Hani sürekli bloklanamaz, yana kaçılma yapmak falan gerekiyor ya da doğru hamleleri kollarken. İşte fazla enerji harcayabiliyorsunuz. O enerjiyi geri kazanmak lazım. Fresh Focus ile. O yüzden Devourer Endurance Fresh Focus giderdim ben. Öyle de gideceğim zaten. Onun dışında gelelim hı, dedeye. Dedede ne yapardık? Yani Best Channel Vengeful Barrier Last Stand gidebilirsiniz. Ee, mantıklı olur Jiang için. Support perkleri de var da gerek yok yani. Şimdi gelelim Shaolin'e. Shaolin'de ne yapabiliriz? Ee, Remedy Endurance Headhunter giderdim ben. Ama hani Dominion'da falan aslında clever tactics de kullanılabilir headhunter yerine bilmiyorum remedy endurance clever tactics ya da remedy clever tactics headhunter. Ee, size kalmış. Endurance clever tactics headhunter da gidilebilir bilmiyorum. Ya benim tercihim remedy endurance headhunter olurdu yani. Şaur'ünde ki öyle de olacak zaten. Gelelim pirate'a. Pirate'da ne yapardık? Pirate'da yani Shields Up almışım. Ben de Dwar Endurance Headhunter giderdim ya da. Aslında Pirate'a Fresh Focus da gidilebilir. Çünkü hani sürekli yana kaçılma, bloklanamaz saldırılar yapma falan. işte tabanca vuruşu falan yapıyorsunuz ya. O fazla enerji harcayabiliyor. O yüzden o enerjiyi Fresh Focus'la geri kazanabiliriz yani. Yani Dwar Endurance Fresh Focus gidebilirim iki zırhı yaparım. Yani birisine dent antır, birisine fresh focus alır. Kafam rahat eder gibime geliyor. Ama ana zırhıma şey olurdu yani. Fresh focus, devourer, endurance. Fresh focus, devourer, endurance alırdım. Ee, bu arada tekrar hatırlatayım. Hani, e, bu ar buraya kadar izlediyseniz artık şey olmuştur zaten de. E, bu perklerin Türkçe açıklamalarını yaptım ben. Hani o videoyu zaten etiketlemişimdir. Ona bakın ne olduklarına. Gelelim Afera ya. Afera, Afera diyorum da Afera aslında değil mi? Afera'ya ne alınabilir? Ee, Remedy Endurance Headhunter yani. Bunun olayı bence. Clever Tactics Crash'ten falan almazdım. Rime Endurance Headhunter alıp ya da Devourer Endurance Headhunter da alabilirsiniz. O size kalmış. İkisi arasında istediğinizi tercih edebilirsiniz ya. Ama şöyle bir olay var. Birisi adam öldürdüğünüzde direkt ise 10 fazla 10 can veriyor. Diğeri execution yaparsanız 10 can veriyor. Yani execution'ınız yanını yarıda kesilirse falan o ekstra 10 canı alamıyorsunuz. Öyle bir olay var. Ama diyelim 50 canlık bir execution yapsanız o zaman 60 can alıyorsunuz. Ee, bu perk şeyde güzel gidebilir. Eee Afera'da Afera'nın şu execution'a e direkt 50 can veriyor zaten hızlı bir execution. Yani direkt bunu ya yapıp 60 can alıp kafanız rahat bir şekilde oynayabilirsiniz yani. Ama dediğim gibi size kalmış. Remedy Endurance Headhunter ya da Devour Endurance Headhunter alabilirsiniz. Ben Devour alırdım bu arada. Çünkü şey Aferan'ın execution'ı kısa ve direkt 50 can yeniliyor. 60 can yenilemeyi hızlıca yapıp savaşa devam etmek de var yani. Benim tercihim Devour Endurance Headhunter olurdu Aferan'da. Ee, gelelim Pervane Medjay Medjay'da support perki vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl ya, şuna basacaksın. Aynen support perki var. Remedy Kedi perki Clever Tactics alıp kafam rahat oynardım ya. <laughs> Çok takılmaya gerek yok support perklerinde. Bossel Otul'da ne perki var? Headhunter falan vardır bunda. Ana. Bu ne lan? Support perk'i vermişler ya o sen doğru. Bunu tartışmıştık zaten. Karakteri oynamadığım için bayağıdır. Yani Dominion'da falan hiç perkine deyip bakmadım ben. Bu ne lan? Oğlum su Bu adam avcı avcı bak tipe gel. Support gibi bir hali var mı bu adam? <laughs> Support'a bire benzer bir hali var mı bu adamın? Adam görünmez olup daha doğrusu ruh haline bürünüp insanların arkasında belirip tepelerine çöken bir eri. Bu buna suikastçı perki falan vermeniz lazımdı. Kim tasarlıyor bunları ya? Çok saçma abi. Rimedi <laughs> kedi perki clever taktik salın geçin bunu. Çok düşünmeye gerek yok. Umarım düzeltirler ama. Abi bu neymiş? Çok kötü ama bu perki yani o Neyse karakter bozuk zaten. Onu da verirlerse iyice bozuk olur değil mi Başar. Böyle güzel perk, güzel perk böyle böyle devam. Ee, açıkladım hepsini. Yani zaten çoğu karakteri aynı perkleri tercih ettim. Rimedendrun sedantır, Rimedendrun sedantır. Ee, siz kendiniz tabii ki de farklı şeyler tercih edebilirsiniz ya da benim dediğim perkleri de tercih edebilirsiniz. Size kalmış tercihler. Tekrar dediğim gibi hani, hatta eğer farklı fikriniz varsa ben şunu alırdım bunun yerine diye. Onu da yazabilirsiniz yorumlara. Size bırakıyorum. Umarım işinize yarar bu video. Yeni başlayan arkadaşlar için çektiğim bir video zaten bu. Ee, yani umarım işinize yarar ya. Yaramazsa da <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Neyse lafı daha fazla uzatmayacağım. Ee, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.